abi ya. Selam aleyküm. Ama ne yapalım, tulum çekeneni tahtaların üzerinde okuduk hocamıza. Ne öğrenebilirsek öğrendik. Ama hocalarımız mesela biz yaramazlık yaptığımız zaman otlu yerden kalkmazdı. Hemen sopayı bandırırdı. Ama şu anki durumda ben hocanızdan, şimdiki sizin böyle bu durumunuzdan kendi şahsım olarak çok gurur duyuyorum. Niye derseniz, Allah keşke bizim de böyle bir hocamız bize olsaydı, daha da değişik şeyler öğrenirdik. Ama biz dayak yedik, öğrendik. Keşke biraz daha dayak yiyseydik de daha da öğrenseydik. Evet. Bu dayak yerip geçti ama öğrendiğimiz bilgiler hep beynimizde kaldı yani. Onun için maşallah yani sizlerle gurur duymak lazım. Yani siz de okudukça mevlütlerde, davetlerde bizim koltuklarımız kabarıyor. Hatta ben kendi çocuğuma bile demişimdir, oğlum biraz geç gidiyorsun öbür arkadaşlarından, sen de git. Bak onlar durup, ben de hüzünleniyorum onlar okurken, gurur duyuyorum. Kendisi de burada. Duyuyorsun Murat değil mi? Evet, aynı şeyi söylemişimdir yani. Ama tabii olsun, öyle de böyle de olsa sağ olsun hocamız bu işi yaklaştırıyor kendisine. Allah razı olsun kendisinden. Yani hocamızın her sözüne saygı duymak lazım. Arkadaşlar, zamanında dedim ya, biz çok şeyler hocamızdan gene öğrendik. Büyüklerimizin yanında ayaklarımızı uzatmadık. Uzatamadık. Zaten mümkün değil uzatmak. Hep diz üstüne oturduk. Yani rahatsızlık olan olabilir içinizde. Bir dahaki dizin üstüne duramayan olabilir. Hocamız müsaade ederse ne yaparsın? Ona göre hocam zaten gerekli önlemi alır. Kalması doktora da gönderir. Hocamızın elinde her türlü fırsat var. Biz hocamıza saygı duyuyoruz. Yani hocamıza her yönüyle güveniyoruz. Ben bile biraz cahil şuna buna hani uzakayım ama sizleri gördükçe, sizleri okurken, hocamı gördükçe her şeyi unutuyorum. Aşağı yukarı benim gördüğüm kadarıyla çevrede yani tek kişi diyebilsem yani mahcup olmuyorum. Niçin? İnternette duyuyoruz, orada duyuyoruz. Her zaman hocam sizi de gurur duyuyor. Sizi yetiştirmekten bazı şeylerde kendi işlerine dahi geri bırakıyor yani. Ama bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Bazı kişi der ki, aman işte ya ben önce kendi işimi yapayım da, kendi işimi bitireyim de ondan sonra çocuklara sıra gelirse okuturum. Ama hocamızda öyle bir durum var ki, önce çocukları okutayım, ondan sonra kendi işime bakayım anlayışı var. O derecede yani hocamızın değeri biçilmez yani. Ya öğrenirseniz burada arkadaşlar. Bundan sonra var ya, ben neler yapmadım. Zamanında hocamızdan işte gördüğümüzden kaldık. Aşağı yukarı 30-35 yaşlarında dedim ki, İmrendim böyle Kur'an okurken, Kur'an seslerini duydukça gerçekten geceli gündüz Yasin-i Şerif okudum. Ama bir sayfasını ezberleyebildim. Fazlasını ezberleyemedim. Yani çok merak ettim. Yani hocamlarımızın sesini duydukça benim içimdeki şey daha başka oluyor yani. Ama yapalım, biz bu kadar öğrendik. Ama siz böyle bir fırsat elinizdeyken, böyle bir hocamızın yanındayken bu fırsatı gençler çok değerlendirin. Yenilmemezlik yapmayın. Yani keşke ben de sizin gibi olsaydım, böyle hocamın yanında ben de okusaydım. Ama olsun, gene de Allah razı olsun hocalarımızdan. Biraz onlardan öğrendik. Ne öğrendiyse sizin yaştayken. Sizin yaştayken 10-15 yaşını geçtikten sonra öğrendiğim işi biraz daha zayıf oluyor yani. Kafa bakımından yani beyine yerleşme bakımından biraz daha zayıf oluyor. Ama şimdiki öğrendiğiniz ölünceye kadar çıkmaz sizden. Kalıcı yani. Onun için ne yapalım? Gene sayın hocamızın fazla vaktini almayalım. Allah razı olsun hocamızdan. Sizlerden de gençler
Sizlerden de gurur duyuyorum, gözlerinizden öpüyorum. Allah yani meyninizi, zihninizi açık etsin. Amin. Allah razı olsun değerli hocamızdan da. Sakın hocamızı bırakmayın. Vallahi böyle bir fırsat ele geçmez. Hocamızın da değerini bilin. Hocam zaten sizin değerini biliyor. Onun için yani ne bileyim, buraya geldiğim bu sohbet bir vesile oldu. Yani hocam ben çok teşekkür ederim. Allah'a yani sağ olsunlar, var olsunlar. Siz de bazı zamanı almayan, bizim boş zamanımız sizin okuma zamanınızdır. Eyvallah. Size de teşekkür ediyorum. Amin. Hadi Allah yolunuzu açık etsin, zihninizi açık etsin. Amin. Değerli hocamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ha. Hocamdan da Allah ben kere razı olsun. Teşekkürler. Birkaç soru soracaklar sana. Tamam. Ha. Sorusu olan var. Evet Hamza. Yastıran kursunda kaç kişiydiniz? Efendim? Yastıran kursunda kaç kişiydiniz? Kaç kişiydiniz? Bizim Kur'an kursunda o zaman Kur'an kursu diye bir şey yoktu. Yani böyle bir düzenli bir eğitim yoktu. Ama köyümüzün hocasıydı. Biz paralı zaten hoca tutuyorduk. Paramızla okuyorduk. Bizim büyüklerimiz hep hocayı parayla okutturuyordu bizi. Belirli bir düzen yoktu ama sağ olsun hoca öğrenmek isteyenler gelsin derdi. Biz de giderdik hocam. İstanbul'dan kaçıp camiye geldiniz oldu mu? Efendim? Tarla'dan kaçıp camiye geldiniz oldu mu diyor. Allah tarla'dan kaçıp camiye geldim. Olmadı da yani cuma günlerinde tabi takip ediyoruz. Yani öyle bir şeyim olmadı. Tarla'dan? Misafir geldiğinde nasıl davranıyordunuz? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Benim evime misafir geldiği zaman benim torunlarım dahi bilir. Ben ailemden fazla misafirime hizmet ederim. Kesinlikle misafirim bana karşı ağır bir söz de söylese kesinlikle karşılık vermem. İyi sözüne de kötü sözüne de karşılık yani saygı duyarım. Misafiri çok severim. Misafir ağırlamayı da çok severim. Hizmetini de çok severim. Ailem de buna aynısı alışıktır yani. Fırat Bey hocam. Hiç büyüğün karşı geldiğin oldu mu? Büyüğüme karşı gelmedim. Büyüklerime hiçbir zaman karşı gelmedim. Büyükler de benim hiç karşı gelmediğim zaman benim hep değerimi anladılar. Allah razı olsun benim büyüklerim, dedem. Bana şimdiki serveti onların sayesinde aldım, parayla almadım. Allah razı olsun onların hepsinden de. Onlara karşı gelmek hiç hoş bir şey olmaz. Büyükleri üzmek hiç şey olmaz. Hatta sayın hocamızın bir lafı vardı. Kişiler büyüklerine anneye babaya özellikle öf dahi denilmemesi lazımdır. Biz bu hocamızın şeyine de yine de bilgi alıyoruz. Ama bu zamana kadar hiç büyüklerimi üzdüğümü hatırlamıyorum. Yoksa bu serveti bir şeye sahip olamazdım. Buna alkışlayalım değil mi? Büyüklerin yerine bacak bacak için alacak mıydınız? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle Mustafa. Yani o bizim zaten bir kere onu kendi bir kere hoca söylemese de bilik bir büyüğün yanında nasıl oturacağını biz öbürlerden örnek alırdık. Bakardık ki bizden büyükleri 10 yaş 15 yaş büyüklerimiz yani ben diyelim ki 15 yaşındayım 30 yaşındaki bizden büyüklerimiz kesinlikle büyüklerin yanında ayak uzatma tek ayak uzatma kesinlikle öyle bir şey yok hiçbir zaman bir de geldiği zaman, mesela bir büyük geldiği zaman o büyük oturmadıktan sonra ev sahibi de oğlum bugün misafiriniz de olsa aynı şey misafiriniz de büyüğünüz de geldiği zaman yerine oturmadıktan sonra siz de işte oturmayın. Görüyor musunuz bak? Hiç oturmayın. Niçin? O yakışık gelmez. Misafire buyurun dersin. 3-5 tane yer vardı koltuk. O kadar kibar, o kadar nazik misafire davranacaksın ki misafir oturur. Ondan sonra münasip bir yere yani oradaki şey artık siz ayarlarsınız. Mesela ailesiyle gelir, kendi ailenizin yanına oturtursunuz bayanı. Erkek olur, erkeğin yanına siz otursunuz. Yani evet sana. Yaz Kur'an kursuna kaç kişi Kur'an'a geçti? Kur'an'a geçen oldum, camiye gittim. Kur'an okuyan oldum. Sizin akranları. Bizim zamanımız olmadı. Bizim zamanımız olmadı. Biz sureleri öğrendik. Yasin'e falan kesinlikle öyle bir şey yoktu. Sadece sureleri 5 vakit namazı yani işte
İman şartları, İslam'ın şartları, bunları öğrendik. Yani namaz kılmayı öğrettiler yani. Nazım dedeye bu nazik davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı. Tecrübelerini sizlerle paylaştı. Sizler de böyle dedelerimizden duyduklarımız kadarıyla kendinize bir yol çizmeniz gerekiyor. Sevgili öğrenciler. Bak ne kadar güzel bize ne yaptı Nazım abimiz, Nazım dedemiz tecrübelerinden bize anlattı. Sizler de inşallah yarın bir dede olduğunuz zaman, sizler de inşallah böyle torunlarınıza ne yapacaksınız? Böyle anlatacaksınız. Bakın oğlum, şöyle bir şey var. Din, ahlak, gelenek, görenek hep nereden geliyor? Ta Peygamber aleyhisselamdan bugüne. Nasıl gelmiş? İşte böyle gelmiş. Dedeler torunlarını anlatmış. Torunlar yarın dede olduğunda onlar da torunlarını anlatmış. Böyle 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 gelmiş. Onun için biz de dedik ki dedelerimizle torunlarımız arasında bir köprü kuralım. Yani dedelerimiz bize kendi zamanında yaşadığı güzel şeylerden bizlere örnekler anlatsın ki bizler de bunları öğrenelim, bizler de bunları yaşayalım. Ve yarın çoluk çocuğumuza, torunlarımıza ne yapalım bunları anlatabilirim. Bu bağlamda bizleri kırmadığı için buraya kadar zahmet buyuran Nazım Saygı dedemize inşallah bizler teşekkür ediyoruz. Kendisini şöyle bir alkış yapacağım. Değerli hocamıza beni buraya davet ettiği için kendilerine çok teşekkür ederim. Allah yok. Nerede mi? Hayır. Burada. 15 dakika teneffüs. Evet. Hocam teneffüs mü? Evet, 15 dakika teneffüs. Geldi mi?